Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün bir kutu açılışı yapacağım. Uzun süredir kanalda kutu açmıyorum. PS Vita için böyle bir hard case gibi bir şey söyledim. Biliyorsunuz Hengoku modu bütün modellerde oluyor artık. Ben de hani PSP'mi Hengoku'lu değildi. Sadece orijinal oyunlarımı oynuyordum. O yüzden böyle evden çıkartmıyordum özetle. Şimdi evden çıkartırım artık diye düşünüyorum. Çünkü benim şu anda en çok kullandığım konsol bu oldu. Yani Nintendo Switch de çok kullanıyorum ama bunu daha çok kullanmaya başladım. İçine bir oyun doldurdum falan, manyak bir şey oldu. Dedim ki case alayım buna bari. Çünkü gerçekten case'im yok. Şöyle bir şey kullanıyorum. Ve aynı zamanda da şu şeyi kullanıyordum. 3DS'imin case'ini kullanıyordum. Zaten bunda 3DS var. Hani zaten çok sağlam durmuyor bu. Ona biraz büyük geliyor falan filan. Neyse, özetle bunu aldım. Şimdi bunu açacağız, göstereceğim size. 13.80 dolar aldım. 14 dolar aldım. Shipping falan 6-7 dolar arasıydı ama shipping'i sildirdim. Hani çünkü uzun süredir kendilerinin müşterisi olduğumu, bunu işte kanalda açacağım falan filan yazıp bir dil döktüm. Biraz tamam dediler, sildiler. Bir kere mahsus yapalım dediler ama bundan sonra siparişim olsa deneyeceğim yine, şansım bilmiyorum. Bunu söylemeden önce de çekiliş sonucunu söyleyeceğim. İsmail Yavuz isimli arkadaşımıza çıktı. Kendisi henüz bana ulaşmadı. Instagram'dan, dediğim gibi Instagram'dan yaptım. Story'e koydum çekiliş sonucunu ama kendisi bana henüz ulaşmadı. İsmail Yavuz'un bana ulaşması gerekiyor. Bana adresini işte vesaire yaz. Mail olarak at lütfen. Şunu sana gönderirim. Ay kadar atmazsan yedek tahliliye gidecek, onu söyleyeyim. Bana dönmeni istiyorum. Dön. Şimdi konumuza gelelim. Şu case'i bir açayım. Nerede bunun şeyi? Bir dakika, bulamadım. Ha, şuradaymış ya. Evet, şöyle poşette geliyor gördüğünüz gibi. Amazon'un kutusunda geldi. Kendisi kutusu yok. Şöyle sağlam büyük bir şey. Şöyle göstereyim. 3DS'in case'inden büyük. Şöyle kutusunu yere atacağım. 3DS'in case'inden büyük gördüğünüz gibi. PS Vita'da. Şöyle PS Vita'ya da büyük geliyor. Yani sağlam bir case. Zaten bu tarz bir case istiyordum ama biraz büyükmüş ya. Şurada bir clips gibi bir şey var. Üzerinde PS Vita yazıyor. PlayStation Vita yazıyor açıklama. Böyle sert bir havası var. Şurada şöyle kilit var. Kilidi basit tutup açtım. Evet, oh. Güzel gözüküyor içi. Aynı zamanda da FAT şeyleri de oluyor. PS Vita'ları da oluyor, onu da söyleyeyim. Sadece slim olduğunu düşünmeyeyim. Çünkü bende slim var gördüğünüz gibi. Slim'i şöyle koyuyorsunuz. Evet. Nasıl oldu? Tam böyle oturmadı gibi. Heh. Şöyle koydum. Girmiyor mu bu? Hah, giriyor. Evet, biraz zorladım, girdi. Vay. Böyle de düşen mi? Düşmedi vallahi, sağlam. Şöyle bir şey var. Bu da böyle bir çeşit fiber kumaş gibi bir şey. Bu arada Amazon kutusuna geldi falan diyorum ama Amazon'un ürünüymüş bu. Amazon Basics'miş. Bak, bunu bilmiyordum. Heavy Duty Volt Case diye geçiyor. Böyle bir şey. Şuraya da oyun koyabiliyorsunuz. Oyun koymak için bir yer. Şöyle oraya da deneyelim bir dakika. Evet. Yani şunun benzeri bir şey var şurada gördüğünüz gibi. Şöyle oyunlarınızı koyabiliyorsunuz. Şuraya da memory kart koyuyorsunuz. 3 tane oyun oluyor, bir tane memory kart oluyor ama Hengoku moduyla bütün oyunlarınız burada oluyor. Neyse, bunu çizilmemesin, şunun bunu değmemesin. Şöyle bir fiber bez gibi bir şey var. Güzel. Şöyle kapatıyorsunuz. Evet, böyle. Çok sağlam. Biraz ağır, onu söyleyeyim. Masaya vurdum biliyorum ama biraz ağır. Bundan ağır. Yani güzel bir case. Şöyle şık, güzel bir case. Bu case'i tavsiye ederim. Bayağı iyi bir case'e benziyor. Yani hiçbir şey olmaz ya bununla. Vita'yı her yere götürürsünüz. Bununla falan sağlamlık testi falan yapılır yani. Ama tabi düşerken şuraya bir şey çarparsa ups, uçar gider alet. Böyle arkadaşlar, özetle hem çekiliş sonucunu anlatayım dedim. Hem de kısa bir kutu açılışı yapayım dedim. Ki yaptım zaten. Güzel ürünmüş. Tavsiye ederim. Yani ne bileyim, şeyden falan gitti gidiyor da doğru düzgün PS Vita case yok. Orada güzel case bulursam onları da size öneririm. Bu arada İsmail Yavuz, tekrar ediyorum, bana dönmen lazım. Artı bu tarz çekilişler devam edecek. 500 kişi kadar bir katılım oldu. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Benim için önemli olan bir şeydi bu 5000 abone. Ona özel size bunu vermiştim. Daha çekilişlerimiz devam edecek. Yani 7000, 10000 olur, bir şey olur. Hani elimde fazla olan şeyleri size göndereceğim. Sponsor arayışı içerisindeyim. Sponsor bulursam da daha büyük şeyler hediye edebilirim. Hani ne bileyim, konsol tabi olmaz. Tek yazan arkadaşlar oluyor yorumlara, yani konsol verdiği. Hani konsol şimdilik veremiyorum
Ama bir sponsor bulursam neden olmasın? Ne bileyim, daha büyük şeyler, PlayStation 4 oyunları verebilirim. İşte ne bileyim PS Vita oyunları verebilirim falan. Böyle planlarım var. Bunun bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı zamanda da bana çok fazla sorularınız oluyor. Hacklemekle ilgili PS Vita oyunu nasıl yüklerim falan. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama artık yorumlar çok fazla oldu. O yüzden Discord'a çağıracağım sizi. Discord sunucumuzun linki de açıklama kısmında var. Evet, buna bakarak beni dinliyorsunuz değil mi? Neyse, kusura bakmayın, sizi böyle tuttum. Durum bu. Yani Discord'a gidip orada her şeyi yazabilirsiniz. Orada PSP ve PS Vita şeyi var. Sayfası var, kanalı var. Oradan da her şeyi sorabilirsiniz. Orada ben olmam, başkaları olur. Sürekli hani aktif olan bir sunucu. 150'ye yakın kişi var hani. Oraya gelin, orada bu konuları konuşalım. Aynı zamanda da soru cevap videosu yapacağım yakında. Onu da duyuyorsun. Yaparım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.